aramızda kalsın. Evet, bunu çıkarırkenler böyle boya kalemleri aldım ben şimdi. Bir şeyler çiziklerim, cevap sistemlerine beraber çiziklerim, tamam mı? Oh. Öldü. Eyvah. Ördü. Sessiz olun, tamam mı? Ördü, ne yapıyorsun orada? Kameramı da açmışsın. Kalemlerin burada ne işi var? Bu ne? Bu ne? Bir şey yapmıyor diyorsan bu ne? Rengini sormadım sana. Gel buraya gel. Gel gel. Gel buraya. Gel. Gel gel. Galiba geliyorum ama patinelerim geri gide gel, geliyorum. Gel, ah korkuyorum. Gel, lütfen bana kızma ayca. Ah öyle. Kızma bana olur. Ben de düşünüyordum acaba evet, ne yapsam bana diye. Ne yapacaksın? Onu söyle. Tamam. Tamam. Bugün madem öyle tamam. Cezalısın, ben seni çizeceğim. Evet. Burada duracaksın, hiç kıpırdamadan duracaksın. Ben. Ve senin evet, resmini evet. Çizeceğim. Yok, tamam mı? Bakalım şimdi şöyle bir inceleyelim seni. Evet. Aa, bakın Ördün'ün yukarıda böyle saçları var. Gözlerim, sonra şöyle gözleri, gagası, poş ay, yanakları, elleri. Şöyle bakın su dalgası gibi yapabiliriz burayı böyle. Sonra gülüşü, sonra ayakları var. Yavaş, tamam. Bu şekilde. Bitti şimdi dur bakalım sen burada. Ne demek burada duracaksın? Güzelce dur. Ne demek kıpırdamayacağım? Kımıldamadan dur. Peki, alalım elimizi, kağıdımızı ve başlayalım ördüğümüzü çizmeye. Burada böyle hiç kıpırdamadan. Bu ördüğü Çınar'ın şey biricik sevimli ördeği. Tüyleri bu şekilde, göbeği bu şekilde. Şimdi bakalım nasıl bir şey olacak. Yavaş yavaş çizeceğim. Siz de ister evinizdeki oyuncağınızı isterse ördeği çizebilirsiniz. Ördü sarı renk olduğu için ben sarı renkli boya kalemini elime alıyorum. Bu hatlarını beyaz bırakacağım. Özellikle de gözlerini. Çünkü beyaz renk boya eğer sarıyla kapatırsam boyamaz. Ama gagasında sıkıntı yok. Biliyorsunuz ki turuncu renk, sarı ve kırmızının karışımıyla oluşuyordu. En üst kısmı bu şekilde. Yarım daire gibidir. Yarım daire. Burası birazcık daha geniş bir oval. Evet, ovalimsi. Şöyle burada kesiyorum yarım daireyi ve burada o diğer yatan ovalime geçiyorum. Böyle birazcık aşağıya doğru uzatıyorum. Sarı renk boyayla dış hatlarını yapıyorum. Sonra geliyorum saç kısmına. Saç kısmını şöyle bir noktadan kalemi ileriye doğru çekiyorum. Çeke böyle saçlarını tüy tüy yapıyorum. Yine sarı renk boyama. Evet. Şimdi gelelim gözlerine. İki tane bakın. O kısmı İçini boş bırakacağım ama yine de yerlerini belirlemem gerekiyor sarı renk boyayla ki içini boş bırakabileyim. Etrafını sadece böyle sarı renkle geçiyorum. Evet. Şimdi gelelim gaga kısmına. Gagasını da bu şekilde hop çizgiyi getirerek alt kısmı da şöyle yine yarım oval. Geometrik şekillerden yola çıkarak çok kolay çizimler yapabilirsiniz çocuklar. Şimdi gelelim gövde kısmına. Bakın elleri, göbeği. Şimdi o kısmı yapmak için de şöyle bir çizgi uzatıyorum. Birazcık kağıdımı yukarı alayım ki görebilin diye. Şöyle. Ve bu tarafta tam tersi. Ayna görüntüsü gibi. Yansımasını yapıyorum. Şimdi ben el çıkartacağım. Ellerini yapacağım. Bakalım ellerine nasılmış. Bakın. Böyle az önce de incelemiştik.
bakalım benzetebilecek miyiz? Buradan bir tane el çıkıyorum. El. Diğer taraftan da yine aynı şekilde. İki tane eli var çünkü. Sonra geliyorum parmaklarına. Su dalgası gibi. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer tarafa aynısını. Bakın. Evet. Eller tamam. Şimdi elleri ve gövdeyi sarı renkte boyayacağım. Boyayı hafif bastırarak ve beyaz boşluk kalmayacak şekilde taşırmamaya dikkat ederek boyuyorum. Bu şekilde. Bu şekilde her yerini, sarı olan her yerini boyamaya devam edeceğim. Evet, burada kesiyorum. Çünkü ben hızlı boyayacağım. Ama eğer siz isterseniz videoyu durdurup boyamayı bitirdikten sonra tekrar videoyu açabilirsiniz. Çok hızlı boyayacağım. Siz yavaş yavaş, dikkatli bir şekilde, sakince yapın. Evet, boyama işlemim bitti. Şimdi geldi sıra Gaga'ya. Gagası için turuncu renkte boya kalemimi aldım. Bu şekilde Gaga olan boş bıraktığım kısmı boyuyorum. Şimdi sıra geldi patilere. Patileri de yine şöyle. Birinci patik, bu da ikinci patik ayak yani. Onların da nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Yine su dalgası gibi uzatacağım. Hop, bu kadar. Diğer tarafa da yine aynısını yaptık mı? Bu iş tamam. Hop, işte bu kadar. Şimdi bu patilerin de iç kısmını turuncu renkte boyayacağım. Aa, bitmedi mi? Bitmedi mi? Duramıyorum artık, yeter. Evet. Geliyoruz gözlere. Gözler için şöyle bir siyah boya kalemi aldım. Masayı sallama. Ve sallama masayı. Ördüğünün gözlerini daha belirgin hale getiriyorum. Etrafından çiziyorum önce. Şimdi içerideki siyah noktalarını yapacak. Kocaman bir nokta ve kocaman ikinci nokta. Çizmiş olduğum beyaz boş dairelerin içine böyle siyah noktalar yapıyorum ki göz olsun. Çok merak ediyorum ama nasıl oluyor? Şimdi daha belirgin hale getirmek için dış hatlarım yine böyle siyah hafif bir şekilde geçeceğim. Çok fazla bastırmadım. Dışları siyah değil ama sayfa beyaz olduğu için çok belirgin olmadı ördüğü. Biraz böyle belirginleştirmek için onu böyle siyah boya ihtiyacım var. Görüyor musunuz? Böyle sihir gibi ortaya çıkıyor. Gövdesi. Şuraya da şöyle çizgi koyduk mu eli gövdeden ayıracaktır. Ve şimdi tüy kısmını da şöyle sanki bir tüy olduğunu belirtmek için ara ara çizikler attırayım mı? Arada bir geçiriyor bana. Cadım ve aynı şekilde diğer tarafında diş çizgisine çok ciddi alırım. Söyle. Siyahla kontür geçiyorum. Çizim bittikten sonra bir daha hiç kapatmamaya veriyorum yani. Sıkıntı değil. Ben zaten böyle dondum kaldım. Ne olacak bilmiyorum. Karnavda ne eksiğim var benim? Ha, ne eksiğim kaldı şimdi? Karnan ördek oldu. Alt gagadan ayırmak için gene siyahtan faydalanabiliriz. Evet, işte böyle. Şimdi ayaklarına yine aynı şekilde. Her yerine yaptığımız gibi. Burası da eksik kalmasın öyle değil mi? Buraya da yine böyle siyah çizgi. Ulan mıyım? Aman tanrım. Çok güzel olmuş ya. Ya beğenmeni çok sevindim Ördüğüm. Ya harika. İşte sen bu kadar güzel. Beğendiysen beğen butonuna mutlaka bas. Siz de eğer Ördüğü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.
takipte kalın. Sağlıkta kalın. Hoşça kalın.